Sokaklarda nice insan, binek hayvanlarının sırtında, at arabalarının üstünde ve yaya olarak kenti terk etmektedir. Bu hüzünlü manzarayı sınıfın penceresinden gören öğretmen, derslerin sona erdiğini, eğitime devam edilemeyeceğini söyler. Öğrenciler okulun bahçesinden ayrıldığında, öğretmenler kapanan okulda gizlendirirler hüzünlü bakışlarını. Son öğretmen de okulun kapısını kilitleyerek uzaklaşır binadan. Çanakkale Savaşı başlamış, denize düşen top mermileri birer minare gibi yükselirken, okulun koridorları sessizliğe dalmış, duvara asılı dünya haritasının köşesine bir örümcek ağ kurmuş, kara tahtada bir tebeşir suskunluğa gömülmüştür. Türk subaylar bir masanın etrafında toplanmış, düşünceli bir şekilde tartışıyor, bir soruna çözüm bulmaya çalışıyorlardı. Az ötelerindeki toplar, işgal güçlerinin Çanakkale Boğazı'na girmesini engellemek için birbiri ardına ateşleniyordu. Sonunda bir karara vararak çadırdan ayrılırlar. Koridorları temizlenir okulun, sıraları silinir, kırılan camların yerine yenileri takılır. Çocuklar girer bahçe kapısından içeri. Öğretmenler ders zilinin çalmasıyla sınıflardadır. O öğretmenler, Çanakkale'deki çocukların eğitimlerinin yarıda kalmasını içlerine sindiremeyen, cepheden gelerek derslere giren subaylarımızdır. Bir yanda işgalcilere karşı ülkelerini korurken, öte yanda çocuklar bilgisizliğin karanlığına esir düşmesin diye direnen kahramanlarımızın azmi ve kararlılığı bize bugün hala ilham veriyor. Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına sonsuz saygıyla.